İyi akşamlar Sayın KRT izleyicileri. Gerçeği duymaya hazır mısınız adlı programla? Tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün konuğum Kubilay Aktaş. Kendisi araştırmacı yazar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sevgili Kubilay. Çok eksik olma. Yine çok keyifli bir program yapacağınızdan İnşallah. Eminim. Efendim kendisi gerçekten bildiklerini, okuduklarını, araştırdıklarını yaşayan bir kişi. Çok kadim bilgilere sahip, çok güzel kitapları var. Kendisiyle sohbet gerçekten çok güzel oluyor, eğitimleri harika oluyor. Benim kendisini en çok sevdiğim şey şu, insanlar şimdiye kadar olmuş değişik işte dinlerin içinde değişik oluşumlar veya bilimin içinde değişik kabuller, bunların her birinde birini anlatan kişiler vardır. Kendi anlattıkları, yani onun anlattıkları hem herkesi, her kesimi ilgilendireceği ve beğeneceği gibi her kesimi rahatsız da edebilir. Ve dolayısıyla herkesi şöyle bir içine, bir cihata çağırabilir. Yani kendi içinde bir uyanışa çağırabilir. Ben neyi doğru biliyorum, neyi yanlış biliyorum? Bu sorgulamalara gerçekten çok kapı açıyorsun. Yani çok teşekkürler. Eyvallah. Ortak konularımız bunlar. Evet. Hepimizin evet. Bam teli burası. Bu kavramsal olarak biliyoruz bazı şeyleri, entelektüel bilgi olarak biliyoruz ama bunların tabii ki deneyimini de hep merak ediyoruz. Ama evet. Tabii bu noktada birazcık cesaret ve gerçekten bir cesaret bunun gerekiyor. Yangınında olmak. Devir aslında buna doğru gidiyor. Bayağı. Yani kapıyı çalıyoruz ama artık içeri girme vakti, artık o sarayın sultanıyla tanışma. Aslında o sarayın sultanı o irade ve bilinci elde etme evet, aslında. Evet. İlahi İşte buluşma. O da tam bir Sırat Köprüsü değil mi Kubilay? Esas mesele o zaten. Yani her an her tarafa aynen düşebilirsin. Öyle. Yani, aynen. Yani evet. Sapıtmış bir sapık da olabilirsin veya evet, ermiş de olabilirsin. Tabii. Yani orada işte çok dikkatli geçmek gerekiyor. Çok ince böyle aynen. Kılıçtan keskin bir şey. Çünkü her şey var ve her şeyi doğru zannedebileceğin şeyler aynen. Var. Geçen bir arkadaşımızın bir deneyimi oldu. Böyle çok derin bir meditatif durumda. Abi dedi, içinde 1000 tane ben var dedi. Bunu fark ettim dedi. Ve 1000 benin dedi, 1000 tane benin ayrı ayrı konuşmasını dedi fark ediyorum. Ve hepsini anladım. Ama dedi nasıl anladığımı bir türlü anlamadım dedi. Dedim bu cümleyi kuruyorsan aramıza hoş geldin. Hoş geldin. Evet. Çünkü içeri dışarıdan daha da kalabalık. İşte o beden, zihin, duygu, düşünce vortexlerinden merkezi olan o bilince, o şuura, o aydınlanmaya yani o ilahi olana geçerken tabii insan çeperde çok savrulabiliyor. Mesele merkeze bağlı o çeperi dengede götürebilmek. Evet. Yani bir ayak evet. Kabe'de, diğer ayak 72 millette. Tabii ağırlıkta insan savruluyor. Sırat dediğimiz o işte kıldan evet. ince, kılınçtan evet. keskin. Evet. Yani bir noktada boğazımızı da temsil ediyor evet. bu geçişler. Evet. Yani maddeden manaya, manadan maddeye geçişler. Evet, bunun evet. Zannedersem tekamülündeyiz. Bunun yolculuğundayız. Yolculuğundayız. Bilgiden bariz bilgeliğe. Bir şekilde görüyorum. Evet. Çünkü bir yanda bütün o pislikler dışarı çıkmış. Hani evet, nasıl evet. bir şeyi kaynatırsın köpük şeklinde aynen, çıkar. Aynen. Onlar birbirini yok ediyor. Aynen. Dünyada deliler bastı aynen. resmen. Bilhassa üst şeyi. Aynen. Yani baksana Amerika'daki Trump başlı başına evet. diğerlerini saymayayım. Çünkü bize kadar ucu uzanacak. Dolayısıyla bir yanda bir yere tutunmuş olanlar o tutundukları yerde çırpınıyorlar. Korku orada tutuyor. Korkudan belki kurtuldukları evet. zaman evet. yani o hakikatte sörf yapacaklar. Aynen. Onlar oradan kurtulamıyor. Herkes belirli bir yer. Fili yani kör birinin, gözü kapalı birinin bir yerlerden fili yavaş aynen. yavaş gözler açılıyor. İşte bu konuda gerçekten aynen. güzel bir vazifem var. Öyle. Karanlık ne kadar yüksekse, aydınlık aslında ne kadar yüksekse karanlık da o kadar net görülmeye başlıyor. Bunlar evet. aslında iyiye işaret. Evet. Yani ağırlıkta insan zihni hani gübreyi yok sayar ama o gübreler olmasa gülün kokusu da olmaz. Evet. O zifiri karanlık bir aydınlığın işaretidir. Dolayısıyla bu kadar kaos bir vakit sonra inanılmaz bir kozmoza dönüşecek evet. bir eşik var. Evet. Hani o Avatar filminde de tam kırılmanın eşiğinde bir dönüşüm oluyor ya. Evet. Alttan alta sessiz bir güruh var tabii ki. Alttan alta bilinç var ama o bilincin şu anda aktif olabileceği bir algılayış ve anlayış olsa bile onu yaşayabilecek cesaret ve o az önce bir kavram evet. cihat
Evet. Mücahede kendi içindeki o nefsini, dönüşüm, o simyayı evet. gerçekleştirenler şu anda bekliyor veya onun niyetinde, duasında olanlar bekliyor. Doğa da bekliyor, işte küresel evet. ısınma da bekliyor. Ne zamana kadar evet. beni fark etmeyeceksin diyor. Ne zamana evet. kadar bu binalar ve bu binalar arttıkça bu zinalar ve ziyanlar, zamanın ziyanı, bedenin ziyanı, evet. bunlar ne zamana kadar? Doğa da pusuda bekliyor. O bilinçli olanlar da pusuda bekliyor. Evet. Bir vakti var demek bir ki. Bir yandan da alttan alta geliyor. Tabii, i̇şte biraz tabii. önce bahsettiğim filmler ki birçok filmleri çok güzel yorumluyorsun. Bir gün hatta isterim ki burada bir keyifle, filmi mesela veya keyifle. İki filmi ele ha. alalım. Çünkü ha. hakikaten bu filmler şu an vahiy şeklinde neredeyse birilerine geldi değil mi? Aynen aynen. Öyle diyor bizim filmler. Bir arkadaşımız öyle diyor. Artık diyor Allah diyor kitap göndermedim. Ne gönderiyor? Film gönderiyor. Doğru. Yani her şeyi zikreder, siz bilemezsiniz. Tabii evet. ona o nazarla bakmak lazım. Evet. O nazarla baktığınızda sürece hiçbir şey anlamayabilirsin de. Biz geçen işte bir Yarının Sınırında filmi vardı, ona gitmiştik. Orada filmden bir gün ya dedi ne biçim film dedi. Bizim arkadaşlar ya böyle hikmetli bir film mi olur? Filmde öyle muazzam sahneler var ki Tom Cruise'un bir filmi sürekli aynı kareyi tekrar tekrar yaşıyor. 25-30-40 defa aynı döngü için, aynı kısır döngü yani etki tepki mekanizmasında ve filmin konusu biz bu tekrardan nasıl çıkacağız? Ve ilginç bir şey söylüyor, diyor ki bu tekrardan çıkmanın tek bir yolu var, çöle açılmak. Ve çölde diyor mimikler isminde canavarlar var diyor, aman onların tuzağına düşmeyelim. Onların tuzağına düşersek tekrardan tekrara düşüyorlar ve o çölden çıkıncaya kadar bayağı bir mücadeleler, ondan sonra hayat akışa geçiyor. Çöl aslında bilinçaltı. Aynı tekrarları yaşıyoruz ki hadiste diyor iki güne eşit olan bizden değildir. Yani evet. yenilenme, yapılanma, alternatifleri görebilme, feraset, filin sadece kamçısını tutmuşuz. Öbürü Aynen. de hançerini tutmuş, birbirleriyle savaşıyorlar. Ama bütünden görebilmek için kamçıdan çıkmak lazım. Aynen öyle. Dolayısıyla o çöle açılmak, o bilinçaltı tarlasına, orada etki tepki zincirlerimiz var. Geçen programda da öyle oldu yani. Bir isim veriyoruz. Aa bu ismi verdiğinizden dolayı biz sizi dinlemeyeceğiz diyor. Evet. Öbürü oradan tutuyor, buru buradan tutuyor. Hep etki tepki mekanizmaları. Yani, evet tekrarlar. Geçen gün bir programda ben bir evet. kıyafet giymişim. Kıyafetimde kırmızı, beyaz ve mavi varmış. Biri burada sizi kınıyorum ya. Kimin sembolü diye yazdı. Aynen, sonra aynen. baktım ya tamam Amerika'yı düşünüyor herhalde ama Hollanda'da olabilir, şurada herkes evet. olabilir. Hiç kimsenin değil. Yani hoşuma gitti. Rengarenk renkler kime mal olabilir? Sonuçta yani? Sonuçta bunlar renk bir ya. Renk yani. Ya, o İlluminati'deki kadar... göz de hani evet. göz ya yani gözü yaratan kim? Ne? Yani ve işte nereye nereden ya. Bakarsan. Fikirler. Ya. Fikirler ve insanlar fikirlerden dolayı buluşamıyorlar. İşte evet. fikirden daha ziyade kalbe inmek, belki o bilgiden bilgeliğe geçiş, belki beyinden biraz daha kalbe iniş. Evet. O zaman beyin daha iyi çalışacak. Kesinlikle. Şimdi benim adım Mihin Edige olunca da Mihin aslında Farsça, Farsçadan evet. gelme. Evet. Edige zaten ben Çerkezim ama benim eşimden ötürü geliyor. O Tatardır. Yani gene Türk boylarından evet. Edigeler. Fakat Mihin Edige'yi görüyor diyor ki sen zaten Müslüman değilsin diyor. Ha diyorum değilim aslında Müslüman ve Sünni. Anladığım yani öyle yazıyor. Değilim ya. Müslüman da değilim, Hristiyan da değilim, evet. Alevi de değilim, Sünni de değilim. Nesin diyor? Hiçbir şey değilim diyorum. Sen de hiçbir şey olmadığını anlayıncaya kadar kendini evet. bir şey sanan birisin. Evet. Yani başka bir şey değil. Bir şey hiçbirimiz hiçbir şey evet, değiliz. Evet, evet. Onu bir idrak etsek ondan sonra hepliğe doğru hep beraber gideceğiz evet. ama yani çok güzel konular yazdın bana Kubilay. Evet. Sırayla mı girelim bilmiyorum. Mesela ölüm, yeni bir yaşama geçiş kapısı ölüm deyip Gezelim. Başlayalım mı? Yani şöyle aslında bütün öğretilerin hani din olsun, felsefe olsun, mitoloji. Bütün öğretilerin temelinde aslında ölüm. Hani dinin ana konusu, biz her ne kadar işte Tanrı, Haşir, işte peygamberler vesaire birçok şey söylesek aslında merkezde duran şey ölümdür. Tek mesele ölüm ve dinin ana konusu işte ölmeden önce ölünüz. Bu evet. büyük dönüşümü gerçekleştiriniz. Evet. Bizim bir abimiz öyle derdi. Doğa sıkıştı, insanı doğurdu. İnsan da sıkışacak, ilahi bilinci doğuracak. İşte doğadan insana, insandan o ilahi olan bilince geçişin her birisi bir ölüm. Evet. Yani ölüm ve yaşam aslında o eşik, o kapı. Evet. Ve işte onun için cinsellik ve ölüm. Yani evet. cinsellikle hayata giriyoruz, ölümle hayattan çıkıyoruz. Dolayısıyla ikisinde de çok önemli dönüşümler söz konusu. Ölüm deyince bir biyolojik ölümden bahsetmiyoruz burada. Bir
psikolojik, bir algıdan diğer bir algıya geçiş. Yani fili kamçı olarak tutan bir insanın hançere geçebilmesi, evet, onun bir ölümüdür yani. Evet. Bir fikirden bir fikre geçmek. Bir şey ölüyor, bir şey başlıyor. Aynen öyle. İşte o kutuplar arasındaki o denge, yani yaşamla ölüm dediğimiz, aslında biz belki de şu anda ölüyüz ve öldüğümüz zaman yeni bir hayata geçeceğiz. Şu anda bir fikirle tıkalı kalmışız. Yani hayat dediğimiz şey sadece biyolojik hayattan, hı hı, ibaret değil. Öyle sınırlılıkların içerisindeyiz ki, öyle makinanın içindeyiz ki, işte cehennem sıkışma olarak geçiyor. Evet. Diş gıcırtısı olarak geçiyor. Tek bir fikrin, tek bir algının, tek bir bakışın. Aslında hani diyorsunuz ya, gerçeği duymaya hazır mısınız? Evet. Aslında bu şu, boyut değiştirmeye hazır mısınız? Hazır mısın, farklı bir boyuttan bakmaya hazır mısınız? Yani hep böyle bir dünya kafası, doğum ve ölüm. Ama ölümsüzlük nedir? Mesela Peygamber Aleyhisselam söylüyor. Ey Rabbim diyor, bana eşyanın hakikatini göster. Çünkü eşya dediğim şeylerin hepsi değişiyor ve fani ve geçici. Uzak doğuda anicca derler, geçici. Bana geçici olmayan, bana daimi olan, bu kesintili dünyada kesintisiz olan şey nedir? Evet, dünyanın kendisi, zihnin kendisi, makinanın kendisi kesintili ama ruh dediğimiz o bilinç kesintisiz. Evet. Hallacı Mansur'un dediği gibi yani, bedenimi öldüremezsiniz demedim, beni öldüremezsiniz dedim. Bedenim, evet, ölümlüdür, yani biyolojiktir. Evet. Ama bende ölümsüz olan nedir? İşte bende ölümsüz olan o ruhu inşa edebilmek için bu kesintili etki tepki dünyasının sürtüşmesinde elde ettiğim o farkındalık bilincini kristalize edebilirsem ben ruhumu inşa etmiş olurum. Yoksa şu anda entelektüel olarak bir ruhum olduğunu düşünebilirim veya ruhun ölümsüz olduğunu düşünebilirim. Ama buna sahip değilsem, bunun deneyimi içinde değilsem, o zaman ben sadece bilgi de çökecektir. Evet. Yani bu şuur nedir? O zaman bu ruh nedir? Bu bilinç nedir? Rüyadayken de rüya gördüğünün farkında olmak, hı hı, bir noktada orada da uyanık olmak. Evet. Bu dünyadayken bile aslında bir tablonun, bir filmin içinde gözlemleyen olduğunu bilmek. Ölüm anında da o kişi der ki, bedenim ölüyor, ben, evet, ölmez. Evet. Dolayısıyla ölenlerle beraber, yani değişenlerle beraber değişmeyeni fark etmek. Yani Nakşilerin, evet, bir zikridir bu. Der ki, ya baki entel baki. Hı. Yani baki ve hakiki yalnızca sensin. Bütün bu görmüş olduğumuz çeper, mevcudat, kesret, etki, evet, tepki mekanizması geçicidir. Onlar beni terk etmeden evvel, bırakmadan evvel ben onları kalben bırakıyorum. Evet. Yani merkeze yöneliyorum. Yani Allah'a yöneliyorum. O faniler bana bakiyi, değişmeyeni gösteriyor. İşte o bakiyi bulduktan sonra, ölümsüz olanı bulduktan sonra onlar üzerinde sörf yapabilirim dediğimiz, aynen, mana bu. Aynen. Yani biz değişenler aracılığıyla değişmeyeni arıyoruz. Evet. Kesintiler aracılığıyla kesintisiz olanı arıyoruz. Bu beden aracılığıyla ruha doğru bir geçiş sağlıyoruz. Yani bedenimiz bir tohumdur. Eğer bu tohumu doğru bir toprakta, bilinç toprağında dönüşümünü sağlayabilirsek, bu tohumdan evren ağacını, hı hı, gerçekleştireceğiz, gerçekleşecek. Ve bu evren ağacının meyvesi o ölümsüzdür. Çünkü o meyvenin içinde çekirdek, evet, vardır. Evet. Hani şöyle bir şey, o çam kozalağının içindeki o tohumu biliriz. Hiç ihtimal verir miyiz oradan bir çam ağaç? Bir sekoyanın toplu iğne başı kadar. Mümkün mü o sekoyanın oradan? İşte insan da aslında evrenin bir tohumudur. Ve bu tohum çatladığı vakit bilinçle birlikte, yani bilinçle derken şu anlamda doğru çatlama. Toprağın altında çürüyebilir, toprağın yüzeyine de çıkabilir. İnsan bedende takılı da kalabilir, evet, bedeni de aşabilir. Zaten bütün öğretinin amacı bu. Ya aslında doğa bize ne kadar mesajlar veriyor değil mi? Tabii. O şeyin, tırtılın kelebek olması değil mesela mi? Değil kozanın mi? O koza, giriyor. Kozanın içi. Çok onu iyi. Veya sen tırtıla yardım etmek isteyip kozayı açtığında ölüyor. Yani kendi o şeyi farkındalığı açacak, oluşturması lazım. Tırtılın tam öldüm dediği, evet, an Allah ona kelebek, evet, diyor. İşte az önce konuştuğumuz konu gibi aslında bir değiştirebilecek olan, evet, güç var ama halkın buna uyanması, ama zihnin, evet, buna uyanması. Az önce söylemiştin gerçi, ayakta bir şey gösterecek miyiz tabii, diye ama tabii, bir şey tabii. Hani insanı yönetmenim bir ayakta gösterebiliriz değil mi, ona göre
şeyleri ayarlıyor. İnsanı bir ağaca benzetiyorlar. Diyor ki bu kök, kökler, ayaklar, kökçük. İşte bak burası gövde. İşte bunlar ise dallarımız. Evet. Ve burada da bir meyve var. Ve bu meyvenin tam orta noktasında o pineal bezde bir çekirdek var. Ve bu meyvenin içindeki, yani köklerden gövdeye, gövdeden dallar, işte yaptığımız işlerle bu meyveyi besliyoruz. Bu meyvenin tam içindeki o çekirdeği eğer ki C boyutundan, dünya boyutundan C kare olan diğer boyuta, kamçıdan hançere geçirebilirsek ihtimaldir ki filin bütününü görebiliriz. Evet. O zaman fil nedir diye sormayız. Evet. Güneşin kırmızı renginden yeşil rengine geçerken ihtimaldir ki güneşi görebiliriz veya güneşle görebiliriz. O zaman kırmızı rengi yeşille, yeşili sarıyla çatıştırmayız. Evet. Bütün hepsinin arasındaki o harmonik dengeyi kurmuş oluruz. Aynen. İşte ölüm kırmızıdan yeşile geçerken ebedi hayat dediğimiz bilinci, yani ölmeyeni, yani değişmeyeni fark etmenin kapısıdır. Onun için çok önemlidir. Bütün yaşamımız o ölüm anına aslında hazırlık. İmanlı gitmek demek, bilinçli ölmek demektir. Hı hı. Bilinçli ölmek demek, bilinçaltının dehlizlerine, karelerine düşmemek, onların gözlemcisi olmak. Yani o mimiklere düşmemek, işte çöldeki o mimiklere düşmemek. Evet. Çünkü ölmekte olan insanın Z raporu alınıyor aslında. Bütün zihni, bütün yapısı çıkıyor ve kişi ilk defa beden olmadığını maalesef orada deneyimliyor ki bu boyutta deneyimlemesi lazımdı. Evet. Fark etmesi lazımdı. Dünyada ama olan ahirette de amadır diyor. Evet. Yani çünkü kişi dünyadayken sadece kendisini beden skalasında gördüğü için varoluş ona beden boyutundan görülüyor. Ama kendisini beden olmayan bilinçte gördüğünde artık bedenin etki tepki mekanizmasını aştığı için ölümle birlikte beden giderken kendisi gitmiyor. Beden ölüyor diyor. Ben ölmez. Peki bir şey soracağım, şimdi aklıma geldi de. Bu senin sonra yapacağın seminerde de ölümle cinselliği bir arada şey yapıyorsun. Evet. O şey olarak mı yapıyorsun, birleştiriyorsun? Sadece doğuş ölüş diye değil de yani cinsellikte, doğru bir cinsellikte, bir organ halinde bedenin dışına çıktığın zamanla ölümü mü bir tutuyorsun? Aynen. Cinsel enerjiyle, orgazmik, orogonit enerjisiyle ölümün enerjisi aynıdır. Ölümde de çok yüksek derecede bir orgazmik, orogonit, yani organları birbirine bağlayan enerji ki tasavvufta bunun ismi vecd'dir, buluşmaktır. Evet. Yani Rahman ve Rahim'in buluşması ki Muhittin Arabi öyle söylüyor. Rahime küsene Allah da küser diyor. Yani bizler beden olarak Rahman'ı, tabiatı temsil ediyoruz. Bilinç olarak Rahim'i ki bu bilincin de temsilcisi aslında bir manasıyla kadın ve erkek, Rahman ve Rahim. O iki denizin kesiştiği noktada, Rahman ve Rahim'in kesişim noktasındaki o Allah bilincine uyanmak, işte en ilkel düzeyde, bedensel düzeyde de bunun etkileri var. Psikolojik düzeyde gözlemci ve gözlemlenen arasındaki etkide de var. Daha kozmik düzeyde dünya ve insan arasındaki kesişimde de bu var. Yani o kesişim noktaları çok kritik. Çok. O kesişim noktaları, hani üçgenin bir bacağı etki, bir bacağı tepki. Bir bacağı tez, bir bacağı antitez, ama o sentez noktası, kadın ve erkeğin kesişimindeki o çocuk, o işte zaten İslam'da o demek ya, o denge, o kesişim noktaları, o triatlar olarak geçiyor. Üçgenin o tepe noktası, büyük sıçramayı yapabilmenin olasılığı. Ve çok ilginç, mesela bir ayette diyor ki, kullarım beni sana sorarsa ben onlara çok yakınım. Oruç gecesi şöyle diyor, kullarım beni sana sorarsa ben onlara çok yakınım. Her dua edenin duasına cevap veririm. Oruç gecesi hanımlarına yaklaşabilirler diyor. Yani Allah'a yakınlıkla eşlerin bir araya gelmesi arasında veya iki zıtlıkların bir araya gelmesi arasında çok ince bazı sırlar, simyalar var. Çünkü biz, annemiz babamız birleşti, biz olduk. Bütün hücrelerimiz cinsel. Ama bu cinsel enerjiyi biz tinselliğe nasıl çevirebiliriz? Yani kök çakradaki enerjiyi, yaşam enerjisini bilgeliğe nasıl dönüştürebiliriz? Simya bu. Bak, orta çağda bir kitap okumuştum da, orta çağda bu sistem, yani dünyayı ele geçirmek isteyen sistem, bu dinleri değiştirerek ve kadını bastırıyor, farkında mısın? Tabii, İşte burada bu Rahman ve Rahim'in o dengesini bozuyor bastırdığı zaman. Ve şu an birçok kadınımız erkek eli sıkmayı,
şunu, bunu, bastırılmış cinsellik, bunlara girelim. Tabii, yani o kadar önemli ki kesinlikle. Bu yaşadığımız şeylerde bütün bunların şeyi var, yaşanmışlığı var, baskısı var, korkusu var. Buradan çıkamayan insanların bu zavallılığı var. Yani bu gördüğümüz Orta Doğu'daki olaylar. Biraz önce bir kişiden bahsettin, Taner Aksel dedin. Evet, çok güzel çalışmalar yapıyor. Hatta ben tanımıyorum, İnşallah. Kendisini tanışmak isterim. Çok burada güzel. Seyircilerimizle de tanıştırmak isterim. Organik Tarım şu bu. Orada şeyden bahsettiğin, yapılaşmadan da bahsettiğin zaman dedin ki bak zinalar, binaları artınca zinalar artacak. Sebebi ne? Çünkü siz doğanın o mimarisi, doğanın o çiği, o akışkanlığını kaybettiğiniz vakit tıkanmalar olur, blokajlar olur ve bir insanın blokajlarını en ilkel düzeyde açmasının yöntemi işte en cinsellik. İlkel cinsellik. Hayvani bir boşanma. Biz bu tamamıyla hayvaniyete kullandığı vakit ziyan ediliyor bu enerji. Halbuki bu kudret, bu enerji, bu yaratım ruh çocuğunu o bilinci doğurmak için bir araç. Yani köklerden gelen o çamurlu toprak aslında meyveyi besleyecekken kişi sadece çamurlu toprakta kalıyor. Yani zina ediyor, ziyan ediyor. Hem spermler, her yumurtalar her boşa gidiyor. Her şey israf ediyor. Burada tabii çok ince şeyler var. Yani cinselliğin aslında tinselliğe açılan, ruhsallığa açılan bir kapı olduğunun o mantığını ve o bakış açısını yakaladığımızda aslında bataklıktan nasıl lotus yetiştiririz'i de anlamaya başlayacağız. O zaman küfür içinde bile nasıl imanın, karanlıklarda bile nasıl aydınlığın, zehirin aslında nasıl bir panzehir olduğunu da, o zaman bir şeylere düşman olmayacağız, bıçağa düşman olmayacağız, ateşe düşman olmayacağız, onları yerinde kullanacağız. Evet. Ama tabii emmare ve levvame dediğimiz etki ve tepki zihninde takılı kalmış olan insanlar, nasıl ki hep dışarıdadır suçlu, hep devlettir, hep annesidir, babasıdır, hep dışarıdadır. Kendi o bireyselliğini ve ferdiyetini almaz. Aynen onun gibi o zaman işte cinsellik kötüdür, şu kötüdür, bu iyidir şeklinde. Şeyler kötü veya iyi değildir. Şeyler sadece şeydir. Şeyleri kullanma biçimimiz bizim kötü veya iyi olabilir. Evet. Alkol iyi midir, kötü müdür? Her şey yerinde, bir doktorun elinde bıçak ameliyat eder. Biri, katilin elinde başka bir şey. Öldürür. Dolayısıyla biz burada cinsellik derken aslında Yusuf Aleyhisselam'ın Züleyha'ya sırtını dönüp orada bürhanı görmesi aslında insanın beden ve zihin yapısını aşıp, yani biyolojik yapıyı aşıp, psikolojiyi de aşıp o psikolojinin ötesindeki sezgiyi gördükten sonra biyolojiyi sağlıklı kullanabilirsin ve psikoloji o zaman dengeye gelir. Bu onun bir kapısıyken kişi sadece o kapıda kalıyor ve hüsrana uğruyor. Çünkü bu işte bu triyatlar ilkesinde anlatıyoruz. Yani enerji hiç harekete geçmezse ot olarak kalır. Öyle söyleyeyim, ilkel boyutta kalır. Bilinçsiz harekete de geçerse fakat o enerjinin kesişim noktasında o ikiyi bir yaptığınızda diyor Allah'ın melekutuna gireceksiniz. Dikkat ederseniz tevhid demek İki ayrı gibi görülenin aslında birlenmesi ve dengelenmesi demektir. Evet. Ve bunu faaliyet olarak biz, işte annemiz babamız birleşti, çocuğu doğurdu. O zaman biz ilahi bilincin bir ön demosu olan o biyolojik yapıdan, nasıl ki tabiatta da öyle, ona dair örnekler var. Bunu örnek alıp başka bir tarafa sıçrayabiliriz ve kapı da odur aslında. Evet. Eğer bir kişi cinselliği aşabiliyorsa, yani ateşin içinde yanmadan durabiliyorsa, iki zıttı cem edebiliyorsa o kişi ölümü de aşar. Cinselliği... Ben ona inanıyorum ya. Evet. Ya herkes bana inat ölüyor ama yani burada aşacağımıza bedenen de yani aşacağımız öbür türlü tabii ki. Şey de. Beden aracılığıyla bedeni aşacağız. Aynen öyle. Zihin aracılığıyla zihni aşacağız. Dolayısıyla o kişi öfkelenecek şartlar vardır. Yani etki tepki onu hazır bekliyordur. Bütün mekanizma onun orada kaybolması için sanki hazırdır. Fakat o kişi zerre kıpırdama şey yapmıyor. Onun için işte o ruha ulaşabilmek için ateş, hava, su, toprak unsurları bir sıçrama aracı olarak kullanılabilir. Aynen. Onun için Uzak Doğu'da der ki o ruhu elde etmiş kişiye toprak onu kurutamaz, ateş onu yakamaz, su onu ıslatamaz, rüzgar onu savuramaz. Yani o kişi
cinselliğin içindedir ama o tinsellik bilinciyle onun içindedir. Heh, şurada bir şey söyleyeceğim. İşte mesela zinayı birçok kişi sadece resmi nikah varmıyor. Resmi nikah ama kafada bambaşka şeyler ve kendi var. Kendi resmi nikahlı eşine zina yapan bana göre çok fazla insan var. Gerçek zina, yani gerçek zina derken biz tabii ki şeriatın neyse o şeyi de şey yapmıyoruz. Yani oraya ben başka bir açıdan anlatıyorum. Şöyle bir şey, yani sen eşinle birlikte oluyorsun ama kafanda o kadar çok pornografi var ki sen orada değilsin. Değil. Aslında eşler bir kadının erkeğe dokunması kendi içindeki erkeğe, bir erkeğin kadına dokunması kendi içindeki kadına dokunması da anima animus, dişil ve erir. Evet, yani celal öyle. İçinde cemal, kendi cemal içindeki içinde, birleşme. Bu bir buluşmadır. Evet. Duanın bir ismi de buluşmadır aslında ve gerçek dua budur. Evet. Yani evet. Dua biz sadece işte Allah'ım sen onu bana ver ben de sana şunu vereceğim şeklinde diyaloglu duaları biliyoruz. Rüşvet şeklinde dua değil yani. Diyalog evet, sadece. Evet. Newton mantığındaki dua böyle bir duadır. Evet. Fakat kuantumdaki dua aslında var olan potansiyellerini hatırlamak için o telkinlerdir. Evet. Ve zaten olumlamalar yapabilirsin aynen yani. Öyle. Evet. Ve varoluşsal farkındalığını artık yaşayan bir bilince geldiğinde senin duan artık sekinedir. O zaman cinsellik sadece orada bedenlerin dokunması değildir. Aslında ruhların birbirine dokunmasıdır. Ve ruha dokunabilmek beden kapısından geçmekle olur. Yani orada İbrahim Aleyhisselam ateşe girdi. Kozadan çıkmak aynen gibi. Öyle. Ama ateş onu yakmadı. Evet. Evet, ben cinselliğin içindeyim fakat şehvetli değilim. Evet. Yani ama ikisi bu çok ince bir çok simyadır. Ince. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Ben niye böyle diye çok düşünüyorum. Neden düşünüyorum? Etraftaki cinselliği yani cinsellik deyince küfürleri görüyorum. Yani cinsellik evet, üzerine evet. Küfürler. Bunlar evet. Bana çok acı geliyor. Yani insanın uyanmaması için acı. Çünkü kadını kendi hakikatini çok bastırmışlar. İnkar aslında o. Evet. O zaman evet. Rahman'la Rahim'in birleşmesi mümkün değil bu. Tabii, tabii. O eskiye dönüyorum. Yani Osmanlı diyeceğim ama Osmanlı'yı almayalım. Yani İngiliz de öyle, o da öyle, o da öyle. O zamanki bilinç. Düşünebiliyor musun? Gidiyorsun bir yerden paralarını alıyorsun, kızlarını alıyorsun ve onlara köle şeklinde bir cinsellik. Yani erkek hep işte o küfreder gibi bir cinselliğe giriyor. Hayvaniyet. Bu zina. Hayvan. Yani bununla evlenmiş evet. Bile olsan evet, bu zina. Evet. O dediğin birleşme, aynen. Dediğin boyuta çıkman aynen. Mümkün değil orada. Bir, ama hala bunu aynen. Yaşayanlar var. Ve bu bir şekilde de cinsellik deyince de akla sadece bu geliyor. Onun için cinsellikte kötüleniyor. Halbuki evet, cinsellik biz bu değil. Hayvanların bir araya gelmesinden ve hayvanların birbirini etki tepkiyle böyle parçalamasından bahsetmiyoruz. Yani çiftleşmeden bahsetmiyoruz, birleşmeden bahsediyoruz. İnsanlar birleşir. Sevişmeden bahsediyoruz. Evet, sevgiden birleşir. Bahsediyoruz. Başka bir pataküte etki evet. Tepki zincirindeki hayvaniyetten bahsediyoruz. Evet. Bir üstad öyle diyor. Eşinle birlikte olduğunda simana bak diyor. Gerçekten sen orada mısın yoksa içindeki hayvan mı bunu yapıyor diyor. Çoğunlukla hayvan yapıyor. Hayvan yapıyor. Evet. Hayvan orada toplamış bir sürü şeyleri. Ondan sonra orada şey yapıyor. Fakat orada ruhsallığa açılan bir kapı var. Orada evrene açılan bir kapı var. Orada muazzam bir potansiyel var. İşte cennet analarının ayağı altındadır derken orada o rahim enerjisinin Rahman'ı nasıl içine alıp dönüştürdüğü ve ilahi bilince bir simya olduğu. Şey yapıyorsun, bu hepimiz bu cinsellikten doğduk. Evet. Ama bu cinsellikten doğmamız yetmiyor. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın söylediği şey bedenden doğan bedendir. Ruhtan doğan ise ruhtur ve ruhtan doğmadıkça diyor Allah'ın melekutuna ulaşamazsınız. Ve bedenden doğmak yeterli değil. Beden aracılığıyla beden olmayana ulaşabilmek yine beden aracılığıyla olacak. Yani evet. Bir mum eridikçe ışığını veriyor. O ışıkla da yol alıyoruz. Dolayısıyla buradaki biz az önce söylediğimiz gibi yani hayvaniyetten bahsetmiyoruz. İnsaniyet o zaman o sadece eşler arasında değil o her şey arasında. O zaman sen güneşle de o sevişmeyi toprakla da doğayla da denizle, çocukla da suyla. Yani o vecd seni bütünüyle kuşatır. Bölgesel orgazmdan kozmik orgazma geçmek ilahi buluşmadır. Orgazm orogonit enerjisidir. Orogonit enerjisinin ne olduğunu anlamak için de Nikola Tesla'nın evrenin yaratımının orogonit enerjisiyle olduğunu
Onunla ilgili belgeseller var, muazzam bir belgesel. Nikola Tesla, Şimşeklerin Efendisi. O elektriksel enerjinin nasıl muazzam bir potansiyel taşıdığını ve cinsellikte bunun bir bölgede salındığını ama bölgesel hapşurmadan kozmik dönüşüme, kozmik patlamaya geçiş işte tıpkı bir Big Bang gibidir. O açıdan yani Allah'a yakınlığın en ilkel boyutu budur. Çünkü insan kök çakradan başlar. Yani ağaç köklerden suyu emer ama su sadece su olarak kalmaz. Yukarı çıktıkça dönüşür. Demek ki biz cinsel enerjiyi tinsel enerjiye dönüştürdüğümüz vakit orada bir nokta var. Niye insanlar bu kadar cinselliğe çekiliyor dediğimizde ki mesele orgazmik noktada zihin duruyor çünkü. Ölümün küçük bir demosunu yaşıyoruz. Fakat ölmeden ölüyorsun. Aynen. Zaman çöküyor, mekan çöküyor. Doğru cinsellikte, tıpkı doğru nefeste olduğu gibi, tıpkı holografik anlayışta olduğu gibi, öyle bir an gelir ki artık ne dişil vardır, ne eril vardır. Derin bir sessizlik ve boşluk içerisinde eğer demlenebilirsen, eğer orada meditatif bir müşahede halinin şahidi, bir tanıklılığın yani sağ ve sol lobun çöktüğü o düzlemde orayı uzatabildiğin noktada o eşiği kırdığında artık sen beden olmadığını, düşünce olmadığını, geçmiş olmadığını, gelecek olmadığını az önce dedin ya ne doğuya aitim, ne batıya aitim, ne Müslümanım, ne Hristiyanım yani bütün kimliklerin kaybolduğu o vecdi yaşayacağın bir potansiyeldir cinsellik. Fakat insanlar o anı ıskalar, tekrardan orayı bilmedikleri için güm diye aşağıya düşerler. Yani her defasında Züleyha'ya saldırırlar. Bürhan'ı göremezler. Dikkat ederseniz Yusuf Aleyhisselam bütün o çekimine rağmen yönünü çevirmesi demek şu demektir. Şehvetten sevgiye geçmek. Yani kutupsallıktan kutupların dengesi olan o bilince sıçradığınızda o zaman siz Züleyha'yı da sağlıklı yaşarsınız. Yani mesele, yine ayağa kalkacağım. Evet, yani mesele şu, kök çakradan cinsele, cinselden yukarıya doğru enerji, şurada bir nokta var. Eğer doğru bir şekilde şu ihtina sıratel müstakim üzere gidersek, şuradaki şarteli açtığımız an tık testi artık dışına suyu taşırmaya başlıyor. Ve tekrar yukarı çıktığında artık testi yok, görülmüyor, her şey su oldu. Yani her şey ilahi vecd içinde beden olmadığını, düşünce olmadığını, duygu olmadığını deneyimledin. İnsanların bu kadar çekilmesinin, cinsellikle bu kadar topraklanmalarının sebebi aslında o aralığı fark etmeleri. Ama o aralığı biz eğer ki demleyebilirsek cinselliğe bu kadar da çok çekilmeyiz. O zaman tinsellikte suyu içerken de o orgazm dediğimiz o vecdi yaşarız. İmam Gazali öyle diyor. Cennetliklerin her hali dünyadaki o orgazm, o vecde, ihtizazat, yani, o zülzel, o titreşim, evet. O latifleşme. Evet. Dikkat et, o orgazmda nasıl bir zevk vardır, keyif vardır? Onun tüm varlığınızda titreştiğini düşün. Bütün varlık bu vecde zaten titreşiyor. Kur'an-ı Kerim'de mi bahsediyor? Cenneti anlatırken böyle bir kelime var mı? Yani nasıl? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Nasıl? Orgazm yaşanar. Oranın cenneti anlatırken latif. Böyle bir... Şöyle söyleyeyim. Latif titreşim, katısal ve kümeleşmiş, blokaj olmuş, taşlaşmış, kireç bağlamış yer cehennem ama onun latifleşmesi doğru cinsellikte veya bilinçli cinsellikte aslında pırıl pırıl oluyor insan. Mesela diyor ki iki seven el ele tutuştuğunda günahların tabii bu helal daire nedir peki? Doğru olması. Yani doğru olması bu bilince yönelik olması. Evet. Bir şeyin helal olması ontolojik düzeyde varoluşsal realitesinde değerlendirilmesiyle alakalı. Evet. Yani, zaten o zaman sen o kadını veya kadınsan erkeği aynı o gözle göreceksin. Kapı, Rahman kapı ve Rahim göreceksin, gibi. Tabii. Yani gidip de böyle ikinci sınıf vatandaş gibi görmeyeceksin. Bir de diyorsun ki bu binalar da işte tabii, hakikaten tabii, binaların tabii. artması zinaları arttırdı. Öyle. Çünkü topraklanamıyoruz. Hakikaten toprağa basamıyoruz. Binaları bir yana bırak, yerler de beton oldu. Yani toprak yok ortalıkta. Ya. Ben Hindistan'dayken onlar her gece yapıyormuş. Bir gece katıldım. Güneş batarken bir seremonileri var ve ondan sonra karaya çıkıp bu dört element üzerine meditasyon yapıyorlar. Evet. Hep beraber. Onları dengeleme, onları harmonize etme. Evet. Yani uzun uzun onlar üzerinde bedensel çalışmalar yapılıyor. Aynen. Bayağı onlarla yapmıştım o şeyleri. Hakikaten güzel. Çok ilginç, çok
herkesin gidip yaşaması gereken olaylar. Peki bir şey söyleyeceğim. Çok üzülüyorum, unutma. Binalarımıza bile dikkat et, hep eril, hep dikey. Kubbe, ovalimsi, dişi. Onun için şiddet de çok artıyor. Ya, tabii ki. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu cumartesi bir gösterideydim. Gürcistan'dan şey geldi. Kafkas ekibi. Evet. Ben de bir Çerkez olarak. Eyvallah. Müthiş. 2500 kişi vardı. Herkes ayakta alkışladı ve seyretti. Nasıl biliyor musun? O oyun bana tam o sırada, dedim ki bütün kadın ve erkekler bunu izlemeli. Tam eril ve dişil enerjinin dansıydı. Rahman zaten ve Rahim'in dansı. Rahman ve Rahim'in dansıydı. Erkeklerin işte zaten onlar 5 yaşında başlıyorlarmış bunu öğrenmeye. 7'de başlasa yapamıyormuş. Bu 3. nesilmiş. 30 sene önce gene Türkiye'ye gelmişler. Tabii bu nesil değil, bundan önceki nesilleri herhalde. Müthiş erkeksi, böyle tam eril, böyle hopluyor havalara, şey yapıyorlar falan filan. Derken kadınlar geliyor böyle yavaş 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 yavaş. Ve o sırada onların böyle dokunarak da değil, hiç dokunmadan onu böyle koruması. Hafif gülerek o kadar dizlerin üstünde, müthiş dizlerin üstünde gidiyorlar, geliyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Dişiyi görür görmez müthiş bir o birleşmeyi görmen lazımdı. Kesinlikle. Ve hiçbir erkek, esas erkekler, çünkü müthiş gösteriyi yapan erkek olmasına rağmen, hiçbir kadının önüne geçip selam vermediler. Hep kadınları şu vaziyette. Evet. Bütün selamları da o vaziyetteydi. Dedim bunu ders olarak işletilmeli. Yani aslında, inanılmaz güzeldi. Aslında esas erkeğin vazifesi o kadın aracılığıyla miraca şey yapması, yükselmesi. Evet. Hani diyor kadınlardan işte peygamber geldi mi gelmedi mi diyor. Evet. Bizim bir arkadaş da öyle diyor, kadın peygamber doğuyor. Evet. Dişil enerji esas geçiş kapısı, bu çok önemli bir şey. Çünkü Allah yaratıcı vasfını, rahimi, ki o cinsel çakra, o rahim enerjisine Muhittin Arabi Habir esması diyor. Mesela Risale-i Nur'da yine diyor ki tenasülden bahsetmek diyor. O aletlere bir bak diyor, erkeğin cinsel, kadının. Tenasülden bahsetmek, bu birleşmeden bahsetmek halk arasında hicaptır. Utanç verici bir şeydir. Hatta bizim için de diyebiliyor. Aman nasıl, konu mu kalmadı filan. Kudüs şöyleyken. Zaten mesele o Kudüs'ü, kutsalı kendimizde inşa ettiğimizde o coğrafik Kudüs'ler de dengeye girecek. O da ayrı bir mesele. Aynen öyle. Ve sen bozuyorsun orayı yani. Aynen öyle. Yani içimizdeki o kadının ve erkeğin, o dişilin ve erilin bir noktadaki dengesi tamamıyla bizle alakalı. Allah yaratıcı vasfını o kadına veriyor ve Allah diyor kendisini oradan haberdar ediyor. El-Habir esması, o cinsellik ve tekvin dediğimiz yaratım oradan gerçekleşiyor. Evet. Ve bu mekanizmayı biz anlayabilirsek, bu mekanizmanın işaret ettiği yer o ruh çocuğunu doğurmaktır. Gerçekte işte biyolojik çocuğu doğurmak ayrı bir mesele ama o araçla ruh çocuğunu doğurmak, o bilinci doğurmak, o zamansızlık ve mekansızlık algısındaki demlenmeyle kristalize ettiğimiz o bilinçtir ruh, ki o kesintisizdir. O mu uyku tutmaz, uyuklama tutmaz, esneme de tutmaz. O ebedidir. Ölümünün dahi şahididir. Bu çok önemli bir geçiş kapısıdır o açıdan. Ve az önce bir şey söyledin. Tutmak ve dokunmak çok başka. İkisi farklı. Yani erkek tutma meyillidir, erildir. Kadın bırakma meyillidir. Fakat ikisinin birleşiminde bir dokunmak vardır. Dokunmak, tutmanın ve bırakmanın kesişim noktasındadır. Dikkat ederseniz, çok tutarsanız gücünüz kalmaz ve bırakmak zorunda kalırsınız. Evet. Bırakan da denge tutacaktır. Çok önemli. Kubilay, ama her şey dokunan öyle. Dokunmak başka bir şey. Evet. Dokunmak başka bir şey. Onun için çok üzülüyorum. Taocu metinlerde şöyle bir şey söylüyor. Ben çok hoşuma gidiyor. Bıçağı tutan diyor parmak uçlarında Tao'yu bulacaktır. Çünkü çok sıkarsan kesersin. Keser. Bırak. İşte Sırat Köprüsü gene oldu, biliyor musun? Sırat Köprüsü o denge işte. İkiyi bir yaptığınızda. Evet. O evet. Kritik noktaya geldi orası. Şimdi işte zina dediğin ne değil, kavram kargaşaları yaşıyoruz. Dediğim gibi evli olabilirsin ama zina yaparsın. Evli zamanı değilsin zina ama hiç ediyoruz, de zina israf ediyoruz. Evet. Yediklerimiz. Şey doğayı zina ediyoruz, i̇çki, israf içki, ediyoruz. İçki, günah, münah falan filan. Bırak o içkiyi de oralara girmeyelim hadi. Biz bu dediğin enerjiyi, bu hissiyatı yaşarken kireçlenmeden ötürü yaptığımız dişimizi fırçalamamızla bile günaha giriyor muyuz, girmiyor muyuz? Bir anlatsan onu. Yani çünkü bedeni kireçlendirdiğinde bu bir bilgisayar gibi, sen kendi kablolarını
şey yapıyorsun, yok ediyorsun. Aynen. İşte hiç uzağa gitmeyelim. Sağ lob ve sol lob. Biri dişil, biri eril. Beden, bir tarafta da o bilinç, ikisini kesişimde o pineal nokta, o titreşen, besmelenin B'si altındaki nokta veya nunun noktası, o iki noktanın kesişim noktasındaki o titreşimi biz yükselttiğimiz vakit o zaman gerçeği duyabiliriz, gerçeği görebiliriz veya hakikatin farklı gerçekliklerine geçtiğimizde sadece kendi gerçeğimizi ilah edinmeyiz. Sadece kendi rengimizi. Bu hemen hemen şuralarda, bu, üçüncü göz tabii, dediğimiz yerde oluyor ve orayı kireçlendiriyor değil mi? Tabii kireçleniyor. İşte o bir tür cehenneme yaslanmak ve onun kireçlenmesiyle beraber biz artık sadece bu realiteye takılı kalıyoruz. Dünyaya. Ve bunun kireçlenmesi, yani cehenneme düşürmek için de insan yediklerine baksın diyor. İnsan giydiklerine baksın. İşte asfalt, akrilikler, kıyafetlerden tutun petrol ürünlerine kadar ahir zaman ümmeti katran giyecektir diyor. Biz o akrilik polyesterleri giydiğimizde, şimdi İstanbul diyoruz ama nefes alacağımız yer kalmadı. Her yer bina, her yer asfalt, insan o varoluşsal bütünlüğünü, sevgisini yaşayamıyor. Sadece zihin insanları, sadece mekanik robotlar, beden, düşünce, duygu hapsinde sıkışmış olan aslında cehennemi insan kendi eliyle inşa ediyor. Ben çok seviyorum. Diyor ki bilinçsiz insanları cennete koymuşlar, orayı cehenneme çevirmiş. Aynen. Bilinçli insanları almışlar, cehenneme koymuşlar, orayı cennete çevirmiş. Yani şu mimari, şu matematik, şu kader, şu program, şu yazılım bizi ne yapacak? Daha çok hayvan bile yapmayacak, daha da aşağıya. Çünkü enerji akmıyor. Çünkü tevhid, çünkü döngü, çünkü buluşma yok, buluşamıyoruz. İlahi olanla buluşamıyoruz. Ya ben gökyüzüne baktığımda bina yok, gökyüzünü görüyorum. Güneşi göremiyoruz, yıldızları, ayı göremiyoruz. Bunlar Kur'an. Evet. Tabiatullah dediğimiz şey aslında sistem de Kur'an. Evet. Biz şirk içindeyiz. Bölünmüşüz, kopartılmışız. İşte Adem'in o koparttığı, işte biz burada koptuk. Sonsuz uzay içerisinde dünya, dünyanın içinde bir köşe ve betonlarla, zihinlerle ve kendi odalarımızda birbirimize taşlar atıyoruz. O da dünyanın kireçlenmesi herhalde değil mi? Bizim bedendekinin yerine binalar da dünyanın kireçlenmesi. Aynen öyle. Düşebileceğimiz en alt düzlem bu dünya. Ve bu dünyadan çıkışın tek bir yolu var. Tek bir yolu var. Gökyüzünü görebildiğimiz vakit. O zaman ben size bakabilirim. Çünkü gökyüzünün bir fikri yok. Ama gökyüzüne bir sürü fikirler biz yapıştırıyoruz. Gülü göremiyoruz. Gülle aramızda fikirler var. Güle bile bakamıyoruz. Güle bile bakarken aklımızda fikirler var. Bütünleşemiyor. Onun için permakültür, işte bu Taner Aksel'in, inşallah siz de programınıza, o mantığı biz eğer yapabilirsek, küresel ısınma, topraklarımız gidiyor. Toprağın gitmesi bedenin gitmesidir. Evet. Beden gidince sen neyle inşa edeceksin? Beden sağlıklı değil. Makine sağlıklı çalışmıyorsa o makineden nasıl sen üst bilince geçeceksin? Çok büyük bir yerde bilinç gerekiyor buraya. Evet. Yerde ne bağlarsanız gökte onu bağlarsınız. Aynen öyle. Ve en temel mesele işte matematiği bozduğunuzda orada mümkün değil şiirin sesini duyamazsınız. Musikiyi duyamazsınız. Akordu bozulmuş. Bu mimarinin akordu bozulmuş ve buraya acaba bir yeniden yıkılsa bunlar, Allah muhafaza diyeceğim ama rahmet mi olur, zahmet mi olur bilmiyorum. Fakat yine aynı mimariyi yaparsak işte bu nedir biliyor musunuz? Bir insanın omurgası bozulduğunda, karaciğeri kireç bağladığında, karaciğeri toksitler, bağırsaklar dolu olduğunda, beyin kireçlendiğinde, mimari böyle olur. Siz o insandan sağlık bekleyebilir misiniz? Siz o insandan maneviyat bekleyebilir misiniz? Ne diyor ayette? Adem'i yarattım, ona ruhumdan üfledim. Ruhun inebilmesi, bilincin inebilmesi, o farkındalığın, o ferasetin inebilmesi için Adem'in kıvamını bozduk biz. Adem'in kıvamı bozulduktan sonra ruh kısa devre yapar, orada zihin doğar. Evet. Dolayısıyla bu akort bozulduğunda musikiyi duyamayız yani. Maalesef. Reklam arası vereceğiz. Evet. Reklam arası vermek üzereyiz. Fakat reklama girmeden önce sevgili yakışıklı yönetmenimden bir bahsedeyim. Mehmet Aycan. Buradan teşekkürler. Onun yönetiminde gidiyoruz. Yapımcımız Vahide Şahin. Canım benim. Bugün rahatsız. Geçmiş olsun Vahideciğim. Bugün burada değil ama her zaman yanımızda. Murat Güler.
Onun sayesinde sesler geliyor. Ve Serdar Yavaşdoğan, Raşit Özkara, Edis Sarıal, ana kumandada Ferhat Gökdeniz. Çok teşekkürler, sevgiler gönderiyorum hepinize çocuklar. İşte görünmeyen alem, hep bahsediyorum, görünen alemi böylece yaratıyor. Evet, kısa bir reklam arasından sonra tekrar beraberiz. Evet, kısa bir reklam arasından sonra tekrar beraberiz. Konuğum Kubilay Aktaş kendisi, araştırmacı yazar. Bayağı bir konuştuk cinsellikten, ölümden, ikisinin nasıl bir aynı kesişim enerji, noktada, kesişim noktası olduğundan. Aslında çok başlığımız var ama çok keyifli gidiyor. Onun için şey yapmak istemiyorum. Yani bu olay, ölüm dediğimiz olay, cinsellik dediğimiz olay. Bir hayata doğum. Aslında evet. Evet. Bir ama yeni bir hayata doğru. Yine aynı hayatımızın tekrarı mı olacak? Yoksa bu hayatın verilerini doğru anlamakla birlikte ölüm anındaki o bilinçli sıçramayla tırtıldan kelebeğe dönüşecek kelebeğe miyiz? Dönüşeceğiz? Yani tırtıla yeni bağlı bir ayak mı takacağız yoksa tırtıl kelebeğe mi dönüşecek? Evet, evet. Tohum çatladığında ağaç olması misali. Aslında bir boyuttan diğer bir boyuta geçiş. Fakat diğer boyuta geçerken hep şöyle bir şey var. Yani A unsurundan B'ye geçerken biz B'yi de bir süre sonra A gibi okumaya başlıyoruz. Çünkü B'nin kaynağı A olduğundan dolayı. Adam mesela eski sevgilisinden ayrılıyor, yeni bir sevgili buluyor. Yeni sevgili de eskisi gibi. Çünkü eski sevgilideki zihinle yeniye geçtiğindeki zihni aynı olduğu için tarih tekerrürden ibaret derken aynı akıl tipi, aynı zihin tekrar ettiği için tarih öyle tekrar ediyor. Halbuki A'dan B'ye geçerken ihtimaldir ki kişi C'ye sıçradığında o zaman ne A'dır ne de B'dir o kişi, C'dir. Ve C unsuru A'yı B'yi de bir noktada kuşatmaktadır. Güzel bir örnek veriliyor. Bir üstad öyle örnek veriyor. Terapistlerin yaptığı nedir diyor. Terapist bu omzun tabut taşımaktan, tabut geçmişi temsil ediyor. Evet. Tabutu taşımaktan yorulmuştur diyor. Öbür omzuna mı veriyor? Terapist diyor öbür omzunu alır. Oh Allah sizden ama bu omzun da bir süre sonra yorulacaktır. Sonra bu omzu alacağım. Bu omza da mesele diyor tabutu bırakmak. Evet. Geçmişi bırakmak. Yani geçmişimiz maalesef uykuda isek geleceğimizi oluşturuyor ama geleceğimiz geçmişin bir devamı olan bir gelecek olarak devam ediyor. Yani gelecek geçmişin tekrarı. Burada ne var biliyor musun Kubilay? İşte insanlar kendisini bir şey zannettiğinde ne oluyor? Evet. Yani ben kendimi bir şey zannettiğim zaman o hatıralar var, şu var, bu var. Halbuki onlar yok. Bizim, o senin düşündüklerin o geçebilir, değişebilir her bir şey. Yani hiçbir şey yok aslında. O düşüncelerin hepsi düşünene intikal etmek için bir araç. Bütün bu yaşamımızdaki tecrübelerin hepsi bu tecrübeyi yaşayana o merkezde dokunulmamış olarak duruyor ilahi. İşte diyor ki siz yönünüzü Allah'a dönerseniz, yönünüzü merkeze dönerseniz yani çeperden, yani o renklerden, takılı kalmış olduğunuz o renklerden, bihinlerden, kubilaylardan, isimlerden, cisimlerden, bunun kaynağı olan güneşe dönerseniz o zaman o bunlar içinde istediğinizin seçimini de yapabilirsiniz. Söylemiş olduğu gibi, az önce arkadaşımızın söylemiş olduğu gibi, bu bilince gelmiş bir kişi, yani yönünü kırmızıdan güneşe döndürmüş bir kişi, güneşin bilinciyle yeşilin içine de girebilir. Mesela Hazreti Hızır. Mesela Hazreti Şems, mesela Şah-ı Geylani gibi belli bir farkındalığa, belli bir bilince ruhun dereceyi hayatına çıkmış, beden ve zihin yapısını aşmış ve ruhun o iradenin kudretine girmiş kişiler o zaman farklı türevlerde boyutlar arası seyahatler de yapabilirler ve bedeni istediği zaman gidecek şekilde yani o etki tepkiden kurtulup azize çıkabilirler. Çıktığın zaman zaten o zaman karmadan çıkmış olurlar. Aynen. Etki tepki mekanizmasından çıkmış olurlar. Onu yönetebilirler. Bunları söylemekte Kubilay çok önemli. Çünkü neden dersen insanlar inandığı şeyi beynine format atıyor. Şeylerde bile öyle değil mi? Rekor kırılırken atıyorum. Yani tamamen atıyorum. İşte 5 saniyede 100 metreyi koşuyor. Bundan fazlası yok. 1-2 saniyede koşuyor. Herkes koşuyor. Ya bihin var ya bir şey söyleyeceğim sana samimiyetle. Yani sen ve dinleyicilerin bunu anlar. Arada böyle farklı şeyler geliyor. O kadar küçük bir frekansın içindeyiz ve her şeyi bu zannediyoruz. Aynen öyle. Lucy filmini izleyin.
Şu Pinerbez'deki, dediğin her şeyi yazıyorum. Şu siz de yazın, muhakkak izleyin. Samimiyetle söylüyorum. Şu Pinerbez'deki DMT salgısı birazcık artsın var ya, ben seni sen olarak görmem biliyor musun? İliklerine kadar görebilirim. Düşüncelerinin hangi düşüncelerle bağlantılı olduğunu ve onların şu anda burada ne için burada olduğunu, yani sonsuz o boyutlar. Biz çok küçük bir dairedeyiz. Evet. Zavallıyız. Yani evet. Ve bunu tutunmuşuz. Kayalıklara tutunan evet. Balıklar var ya. Evet. Bana bazen derslerde soruyorlar. Hocam hep anlatıyorsunuz diyor işte şey yapayım. Dedim tamam, noterden kağıt getir bana. Bütün hı-hı. Sorumluluk sana ait. Ben seni yarım saat değil yani 40 dakika içerisinde o noktaya çıkartabilir. Fakat kişi orada duramaz. Hı-hı. Çünkü niye duramaz? Yani şu anda tutunduğumuz şey elimizden gittiğinde hı-hı, işte hı-hı, Hazreti hı-hı. Şems, Hazreti Hızır ve Musa arasındaki diyalog. İşte gemiyi bir deldi, hı-hı, Musa aleyhisselam hı-hı. Orada sorulara başladı. Hı-hı. Çocuğu bir öldürdü, evet. Orada başka bir şey oldu. Evet. Musa aleyhisselam tutunacak yeri kalmadı. Gemi dediği bedeni çöktü, evet. Çocuk dediği ilhamları ve düşünceleri de çöktü. Sen dedi bu duvara birazcık hı-hı. Tutun bakayım dedi, mutmainneye kadar getirdi. Yani biz evet. Kimiz? Biz evet. Neyi bilebiliyoruz? Şu anda sadece güneşin bir rengine tutunmuşuz, evet. Güneşi buradan şey yapıyoruz. Ama C kareden C küpe çık bakalım, evet. El nasıl görülecek sana? Evet. C üzeri 4'e çık bakalım nasıl görülecek? Bir de şu dünyanın dışına çık, uzaydan bak. Evet. Bir de uzayın dışına çık, evet. Oradan bak. Yalnız oraya çıkmayı eğer o bilince gelmediysen yaşadıklarımdan, i̇şte yani atıyorum bir evet. Belirli bir şeyler içip oraya çıkanların ben çok evet. Da şey yapacağına inanmıyorum. Yani duramazlar. Sen ruhen oraya, o zaten sonra hayır, geri döndüğünde dengesini tabii, şaşıracak. Tabii. Geri döndüğü zaman o dengeye evet. Gelmesi mümkün değil. Sapıklık, saçmalık evet. Veya... İşte diyoruz ya o bir Sırat köprüsü. İşte yani bambaşka ya, şeyler Lemuria yapabilecek. Lemuria dedik ya az önce, o pineal bez aslında eskiden insanda pimpon topu kadar hmm. Büyüktü. Fakat şu anda o kadar küçüldü ki. İşte bu şeyler. Ve, peki bu diş macunlarına falan tabii, yani bunların üstüne yazmalı. Nasıl sigara zararlı diyorsak oraya da yazmalı. İnsanlar bilmiyor ki. Ama insanları da köleleştirmek belli bir skalada. Belli bunu bir kullanıyorlar. Askerlere şey falan değil mi önce vermişler. Ondan sonra bakmışlar ki istediklerini aynen yapıyor. Öyle. Bütün halka bu florür bunun gibi birçok şeyle köleleşiyoruz. Kur'an'ın bir sürü suresi var değil mi? O surelerin bir tanesine, bir ayete takılı kaldığımızda Kur'an'ı okuyamıyoruz. İşte sadece bedene takılı kalmış bir aynen insanda öyle. Bu konuları işte iç içe alemler, iç içe mertebeler. O zaman ölüm dediğimiz şey boyutlar arası geçişler. Evet, bedenen belki bir geçiş de mümkün şüphesiz. Fakat bilinç geçişleri ve o bilincin bedenlendiği noktalar. Çünkü enerji maddesiz, maddede enerjisiz olmaz. Bakın çok ilginç bir şey. Bir hadiste Peygamber aleyhisselam diyor ki, Niyaz-ı Mısri'nin divanında da buna benzer şeyler var. Diyor ki bir insanın hayatı hep hayvanlıkla geçmişse, hayvaniyet mertebesindeki, çünkü biz bu varlık ağacının meyvesiyiz ve bu meyvenin içinde ağaca ait her şey var. Yani yılandan tutun eşeğe kadar, oradan tutun meleklere, her şey insanda mevcut. Hangi notayı baskın olarak kullandıysan, yaşamın hangi frekansta ağırlıkta geçmişse sen onunla bedenleneceksin. Cehenneme diyor insan şeklinde girmezsiniz diyor. Hangi hayvanın sıfatı sizde ağır basıyorsa o hayvan şeklinde gireceksiniz. Aynısını Buda da söylüyor bir yerde. Aydınlanmadan ölürsen diyor fare olarak, fare rahmine düşersin diyor. Şuraya düşersin diyor. Peygamber aleyhisselam şehvetine düşkün olan insan cehenneme böyle girecektir diyor. Fare evet. Şeklinde, şu şekilde, bu şekilde. Hayvanatı say. Çünkü bu hayvanatın hepsi bizde bir nota, bir frekans. Ama diyor cennete de insan şeklinde daha da güzel girersiniz. Yani her mertebeye ait, her enerjiye ait bedenlenme bir elbise söz konusu. Dolayısıyla biz şu anda hangi frekansı yayıyor isek, hangi bilinçte isek ona göre şey yapacağız. Hani bazen işte simaları bile diyor onların başka bir şeye dönüşmeye başlar. Cymatics konusu geçen programda anlatmıştık. Ses frekansları nasıl şekle dönüşüyordu. Yani çelik plağın üzerine tuz taneleri dökmüşlerdi. Çelik plağı bir keman yayınca zıt çektikleri anda şekil değişiyor. İşte doğadaki bütün bu şekillenişler aslında bir frekanstır. Şu anda avuç içlerimizdeki şekillerden tutun, yüzümüzdeki, bedenimizdeki şekilleri, şu mimarimiz bile bizim frekansımızı aslında yansıtıyor. Dolayısıyla ölüm anında ana frekansımızın bedenlenmesi içine düşeceğiz. Belki de kabir azabı demek. Bu beden hapsinde kalmış bir insanın orada çıkamaması, orada sürekli kesinlikle, kısa devresi kesinlikle. Yapmasıdır. O bilinçte orada olduğunu düşünsene. Sen terk etmeyeceksin, yani terk aynen. Edemeyeceksin. İşte onun için Tibet'in
Ölüler kitabında hep anlatır. Bardo, yani geçişleri, evet, o berzah geçişlerini ölüye sürekli telkin verir. Tüy gösterir zaten. Tüyden hafif, kalbin tüyden hafifse geçiyorsun kapıda, evet, var ya. Yani, tereyağından kıl çeker gibi. Yani şimdi bir şey söyleyeceğim. Lemuria dedin ve dolayısıyla hakikaten benim çok evet, hayranlık duyduğum Mustafa Havatarım Kemal Atatürk. Tabii ki. Mustafa Kemal tabii Atatürk. Ya yani bütün bunları araştıran ve hep onu söylüyorum. Yani bütün bunları dindarların ilk önce Mustafa Kemal Atatürk'e bakması lazım. Getirip, çünkü bu dünyada da yaşıyoruz. Toplumda nasıl yaşayacağız? Buraya, yani şeriat, tarikatten sonra marifetle hakikat arasındaki ülkeyi buraya koymaya çalışıyor. Tam Pinel Vize de Türkiye'nin. Aynen öyle. Ve bütün bu ezilmiş bu sistemin, yani bizi şeytanca yönetmek isteyenlerin karşısında dikilen bir kişi. Evet, onun için evet, her yerde heykelleri var. Yani bunu en güzel anlatmışlardan biri işte Lemuria'yı, Mu'yu zaten el yazısıyla Anıtkabir'de görevli olanlar, yani bir şey yazacaksan, bir şey edeceksen, Sinan Meydan yazmıştı, Ali yazmıştı. Hı. Onlar gibi gidip okuma iznin var. Yani izin çok alıp güzel, bakanlıktan okuyabiliyorsun. Güzel. Adam her şeyi yazmış o tarihte. Allah'tan yani, ki bizim köklerimizde bunlar var. Var. O açıdan biz sadece onun için kabuğuyla biz değil, burada tam denge olacağız, eyvallah, diye düşünüyorum. Çünkü batıda da tamam bambaşka çok şey, bambaşka sorunlar var. Bambaşka bir sorunlar şey var. Var. Burada var. Tam denge olacağız. Aynen. Burada geçecek bu. Bu enerji burada çünkü. İnşallah. İnşallah, bak burada kullanmayı seviyorum. Güzel olacak demek ki. Güzel olacak. Ruh, sezgi, akıl, zihin ve zeka kavramları demişsin. Evet, evet. Hemen hemen bahsettik ama gene de bu konularda. Şimdi beden dediğimiz yapı, içgüdü yapımız ve hayvaniyetimize ait. Yani tabiatın bir süzümü olarak bedeniz. Fakat bu bedenin oluşturduğu o ışıma, o enerji, hı-hı, içerisindeki sürtüşmelerde farkındalıklar oluyor. Evet. Düşünceler, yani frekansların birbirine sürtüşmesi neticesinde düşünceler ve o düşünceleri hafızaya aldıkça duygularımız hafıza kayıtlarında belirlenmeye başlıyor ve bu duyguların frekansları, düşüncelerden oluşan bu duyguların frekansları bedenimizde de genetik alanda birçok değişikliklere sebebiyet veriyor tabii ki. Yani insan ham haliyle beden, düşünce ve duygu, bunun bir paketi zihindir. Yani zihin çantası içerisinde beden, düşünce ve duygu vardır. Ama bu tohum sadece burayla sınırlı değildir. Bir de insanın kuantum sıçrama yaptığı, yani belli bir eşiğe gelir bu sürtüşme, belli bir eşiğe gelir veya orada bir ışıma gerçekleşir. İşte insan orada sezgisel boyuta, zeka dediğimiz tezekkeru, zekat, yani farkındalık ve feraset, kıldan ince kılınçtan keskin o noktada dengede durabilmek zekadır. Zeki esması, Cenab-ı Hakk'ın zeki esması feraset. Yani lep demeden Çorum'un topografyasını çıkartmak gibi bir şey yani. Olayın bambaşka veçesini. Şimdi akıl silsilelerle ilerliyor. Akılın, akıl tipleri vardır. İşte şöyle belli mertebedeki akıl öyledir, belli mertebedeki akıl böyledir. Fakat hani o güneşi hidrojenin helyuma dönüşümü olarak görür. Şair aklı oradan şiir yapar. Çiftçi aklı oradan başka bir şey çıkartır. Hı hı. Ama zeka sahibi artık o güneşle dans eder. Onunki başka bir şeydir. Yani güneşle güneş olma bilinci ruh ve sezgiye aitken oradan bir şeyler yapmak, akla indirebilmek, onu kullanabilmek işte bizim bir döngü. Yani akıl ikal kökünden geliyor. Çölde de biliyorsunuz develer kaybolmasın diye kuyruklarından ikal bağlarlar. Çöl sonsuzluk ya. Devede insanın ham hali. Hmm. Ham hali çölde bilinç altında kaybolur. Onun için deve kendi etrafında dolanır. Ayağı bağlıdır. Biz de belli bir akıl tipine bağlıyız. Evet. İşte Alman akıl tipi. İşte aidiyet hissi tipi orada zaten biliyor musun? Bu cemaatler falan da buralardan oluşuyor zaten. Evet, akıl tipleri yani. İşte mesele o aklı sezgiye. Yani o kendi etrafında dönüyorsun ama o dönerken dönenin kim olduğunu bildiğinde bağı çözmüş oluyorsun. Evet. Yani düşüncelerden düşünene intikal ettiğimizde. Onun için ne diyor işte? Diyor ki düşünüyorum o halde varım. Hı-hı. Bak dikkat et, düşünceyim demiyor. Hı-hı. Düşünüyorum diyor. Düşünceler bir yerlerden gelebilir. Annenden gelir, yediğinden gelir. Yan komşunun kavgasının frekansı sana gelir ve
biz onları kendimiz zannedebiliriz. Halbuki biz onların gerçekte gözlemcisiyiz, tanığıyız. Bir ben vardır bende, benden içeri. İçimde binlerce benlik var. Ve her benliğin kendisine ait adamları var. Hı hı. Geçen yine bir arkadaşımızın böyle bir deneyiminde diyor ki, bir şey söyleyeceğim fakat o söyleyeceğim şeyin karşısında başka bir düşünce var. Onun karşısında da başka bir düşünce. Ben hangisini söyleyeceğimi şaşırdım. Ve bunlar kim? Evet. Ve o zaman ben kimim? Evet. Şimdi bu kendine yabancılaşmak. Oralarda anlıyor zaten bir şey tabii, olmadığını. Kendine yabancılaşmak, ilah ve ilahelerden ayrışmaktır aslında. Evet. Biz onlara tutunmuşuz. Evet. Bir şey dediğimizde bir şey aklımıza geliyor, dinlemiyoruz ki. Evet. Kafamızda o fikir. Mesela benim iyi bir insan olduğumu düşünüyorsanız 1000 tane delil bulursunuz. Kötü bir insan olduğumu düşünüyorsanız yine 1000 tane delil bulursunuz. Evet. Yani herkes kendi gözlemlediği niyetinin gözlemleyişi içerisindedir. Evet. Evren gözlemciye göre aynen şekillenir. Öyle. Kulum beni nasıl bilirse ben ona öyle muamele ederim, evet, diyor. O açıdan yani görülenin ötesinde görülmeyeni gördüğümüzde görülenlerin skalası içinde sınırlı kalmıyoruz. Evet. İşte ölüm belki de ölümsüzlüğe doğumun bir kapısıdır. Faniler üzerinden bakiye geçişin de az önce bir soru hani arada okudunuz ya, tek yöntem cinsellik midir? Hmm. Cinsellik önemli bir yöntemdir. Çünkü bütün hücrelerimiz cinsel. Evet. Bütün hücrelerimiz bunun içinde titreşiyor. Çünkü evet, annemiz babamız birleşti biz olduk. Neticede hayvaniyet boyutumuz, bedeniyet, beden evet, boyutumuz evet, tamamıyla cinselliği hiç budur. Cinsel ilişkiye girmeden bile Tao'nun gösterdiği gibi yaşamak bile var. Tabii yani ki. Hmm. Ama işte bu tohumdan sonra meyve. Hmm. Cinselliği evet, açtığımızda evet, biz burada cinselliği söylemiyoruz. Cinsellik evet, aracılığıyla yükselmeyi. Yükselmek. Bu aynı şekilde nefesle de olur. İşte içeri giren nefes Rahman, dışarı çıkan nefes Rahim. Ama kesişim noktalarında, durak noktalarında bir şey var. Hı-hı. İki kelime arasında bile boşluk var. İki nota arasında bile boşluk var. A ve B unsuru arasında C var. Görülenle görülmeyen arasında berzah var. Dolayısıyla o sıçramayı geçerken ikisini de aşacak bir olasılık aslında var. Bu da sezgisel boyuta geçmektir. Akıl çünkü A'dan B'ye geçer, B'den C'ye, C'den D'ye. Yatay miraçta gider akıl. Fakat sezgi dikeydir, sıçramadır. Epifiz bezini kireçlenmeden nasıl temizlerler? Ben ara sıra buraya bakmak istiyorum çünkü devamlı tabii, yağıyor. Çok fazla evet, soru geliyor, çoğunu da soramıyorum. İşte diyorlar ki tamam kireçlendi, nasıl temizleriz? Yani nasıl temizleriz o kadar geniş ki bedensel arınma yöntemleri vardır, düşünsel arınma yöntemleri vardır, duygusal arınma yöntemleri vardır. Ve arınmanın temeli la ilahe ilkesidir. İlah ve ilahelere. İlah bedensel tutunduğumuz, ilaheler duygusal ve düşünce tutunduklarımız. Onlara la çekebilirsek biz, onların tanığı yani onlarla özdeşleşmezsek hani Matrix filminde mermi buraya kadar geliyor. Duruyor. Boşluk var arada. La çekebilirsek illaki biz, illaki ilah ve ilahelere la çekersen illaki Allah bilincine doğarsın. Bu Allah bilinci bütüncüldür. Birlik evet, bilincidir. Holografik bilinçtir. Holografik bilinçte Muhammeden Resulullah yani güzel ahlak senden doğası gereği doğar. Yani bu ne demektir? Sen tohumu ektiğinde doğru baktığında mutlaka çiçek olacaktır. Çiçeğin kokusu Muhammeden Resulullah. Güzel ahlak bütüncül ahlak demektir. Ama biz ilah ve ilahelere tutunmuşsak o yani, zaman onların potası altındayız. Ama bunu anlatmak nasıl? Çok zor biliyor musun? Kıyafetlerimizden tutun mimariye kadar, ondan tutun düşüncelerimize kadar, ondan tutun hafıza kayıtlarında sürekli döndüğümüz duygulara kadar bir hapishanenin içindeyiz. Evet. Üstad Guruci Efe öyle söylüyor bir yerde. İnsan hapishanededir. Ve hapishaneden çıkışın tek bir yolu vardır. Hapishanede olduğunu fark ettiğinde hapishaneden çıkışı fark edersin. Ve çıkanlar ancak seni evet, hapishaneden çıkar. Şeydi, Barcelona'daki Gaudi'nin ya, eserleri, binaları gibi. Evet. Enteresan yani evet, onları tek tek insan bakarken. Şimdi o mimarinin. O şeyi hissediyorsun değil mi? Şimdi bakın çok önemli. O mimarinin içine, o enerjinin muazzam döndüğü o mimarinin içine girdiğinde siz farklı bir frekansa girdiğiniz için sorgulamanız da değişir. Evet. Onun için yine Gurdjieff bir yerde diyor. Bu Buda heykelleri olsun. Mesela Kabe'yi izlemek büyük bir sevap veriyor. Çünkü Kabe'de altın oran var. Ama altın oranı bozduğunuz vakit, çünkü
güzele bakmanın sevap yani artı değer kazandırması, o mimari doğru olduğunda o mimarinin enerjisi de seni etkiliyor. Eskiden mesela mabetlerin yapımında bu altın oranlar çok gözetilirdi. Sebebi ne? Çünkü siz o mimarinin içine, o matematiğin içine, o bedenin içine girdiğinizde sizde kısa devre yapmış olan enerjiler onunla sağaltıma, çözülüme uğruyor. Doğada niye rahatlıyoruz? Çünkü mimari doğru. Ama şehre girdiğimizde ben o yurt dışına asfaltları, parkeleri çekiyorum, yolları çekiyorum yani mimariyi çekiyorum. Ama bizde parkeleri, bizim yolumuz doğru değil ki. Doğru değil, içimiz doğru. İçimiz doğru değil, yani, ondan yolumuz doğru. O zaman doğru için dışa yansıması evet. oluyor. Peki biz nereden başlayalım? İçimizi değiştiremiyorsak, en azından dışımızı bir nebze değiştirebilirsek, mimari bir yollarımıza bakıyorsunuz. Kask amber miydi hocam o? Yolun o virajı bile, yolda bile matematik yok. Yok. Yani malzeme aynı malzeme fakat yapan zihin, yapan zihin, aceleci ve şehvet ve tutku. Evet. Hani şeytan acelededir. Matematik yok. Evet. Yani emek yok. Bedeninizde saygı yok orada. Karaciğeriniz 500 tane vazife yapıyor. Hmm. 500 tane esma orada işliyor. Ve karaciğerinizdeki o toksitlerin hepsi rüyalarınıza kabus olarak yansıyacak. Ve nasıl rüya görüyorsanız öyle yaşamaya başlayacaksınız. Bir şey söyleyeceğim. Beden arınması psikolojik arınmaya aracılık ediyor. Hepsi bir bütün. Tek bir yöntemi yok. Nefes de bunun aracı. Belki doğru beslenme de bunun aracı. İşte birçok yöntemler var. Arınma yöntemleri. Her menzilin ayrı arınma yöntemi var. Tek taraflı değil yani. Ben sadece ve sadece bir kelime tekrarına gireceğim. Yetmez. Giydiğin nasıl? Sadece giydiğin, yediğin nasıl? Hepsi kendi içinde bir eşiğe gelecek. Ondan sonra bir dönüşüm olmaya başlayacak. Huzur demek o dengede, o sükunda akabilmek. İşte sekine bu. Sekine Allah işte onların diyor kalplerine sekineyi indirmiştir. Çünkü ruh, beden ve zihin o bütünselliği kendi içinde tevhide geliyor, harmoniye geliyor bir anlamıyla. Binaların ve şehrin altın oranından bahsettin de okumadıysan tavsiye ederim. Sinan Meydan'ın Aklı Kemal, Atatürk'ün Aklı Kemal bütün projeleri kendi eliyle yazdı ve şehri çiziyor. Ve yuvarlak şehir ve altın oranda yani, şehirleri böyle yapın diyor. İşte. Şehirleri böyle yapın diyor. Burada fay hatlarını çiziyor. Ve fay hatlarına göre sakın evleri buralarda şehirleri yapmayın gönderiyor. Diyor ki ruhsat alınacak yerde muhakkak bununla ilgili okumuş işte şeylerin olması. Jeolog mu deniyordu onlara ne deniyordu? Evet. Onlar da birbirine karıştırıyorum ara sıra. Bunların olması lazım ve bütün altın oranı çiziyor. Fotoğrafları var. Yani. Atatürk'ün eliyle çizdiği fotoğraflar var. Binalar böyle yapılmadığı takdirde enerjiyi bozarsınız diye yazıyor. Bugün yani Kabe'nin bile oranına, Kabe'nin bozdular. Noktalarına gökdelenleri iğne gibi batırdığınızda bozdular. Oradaki enerjiler bozuldu. Şu an bozdular biliyorsun. Enerjisi. Yani bütün bu bir insanın işte bir tarafına iğneyi batırdığınızda artık orada kısa devreler evet. olmaya başlaması gibi yani. Bir kişi de şeyi soruyor. Celaleddin Rumi Hazretleri Lemurya ve Nakal öğretilerini Mesnevisinde kaleme aldı mı acaba diyor. Yani oradan çok bilgiler var içinde diyor. Belki de kendisi oralardan o kaynaklardan, o ruhlardan geliyor. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Okuman da gerekmiyor. Bazen bir şeyler yazıyorsun. Birileri daha önce yazmış. Tabii ki. Yani çünkü ortak alandan çekiyorsun yani. Yani bilinçli gözle baktığımızda zaten her zerrede onu görüyoruz. Hazreti evet. İdris Aleyhisselam ondan çok bahsediyor. Bu Mısır diyor öyle kutsal bir şehirdir ki diyor. Kutsal bir şeydir, ülkedir o piramitler. Göklerde işleyen sistemin matematiğini yere indirdik diyor. Göklerde olan şeyler şimdi bu Mısır'da olabilme potansiyeli var diyor. Yani Allah'ın matematiği mukaddir esmasıdır. Ve mukaddir yani kader o matematik doğru olduğunda orada müzeyyin, sanat ve musavvir, muazzam tasvirler ve cennet aslında oradan doğuyor. O açıdan birbirinden kopartamıyoruz. Belki de bu beden aracılığıyla doğurmuş olduğumuz ruhu daha farklı bir bedenle bedenlendirebilmek için ki o doğası gereği zaten olacak. Çünkü enerji maddesiz, madde enerjisiz olmaz. Demek ki farklı bir boyuta geçtiğimizde
bu beden değil belki ama hoş bu bedenle de farklı türevde olabilir. Ben hala geçenler o iddiadayım. Evet. Eyvallah. Biz niye geçmeyelim? Tohum çatladığında ne olacak? Ağaç olacak. Tohuma tutunuyor muyuz? Hayır, tohum ağaç oldu artık. Geçiş oldu. Anne rahmindeki halimize tutunmuyoruz. İşte anne rahminde öldük, dünyaya doğduk. Dünyadan belki doğarken öleceğiz. Ölüyoruz diye ağlıyoruz değil mi? Aynen. Çıkarken? Aynen öyle. Dolayısıyla o geçişlerdeki, o berzahtaki, o kıldan ince kılıçtan keskin. Orada zaten o ölüm anında neler oluyor işte. Serül Hisap kitabını oku denir. Değil mi? Ölüm anında o kişinin bütün bilinçaltının açığa çıkması, bütün yaşamının film şeridi gibi gözünün önünden geçmesi. Çünkü dünya elinden gidiyor ve kayboluyor. Tutunacak bir dal yok. O zaman diyor bilinçaltımdaki bir dosyaya. Yani kişi pat o dehlizin içine düşüyor. Hani arkadaşın söylediği gibi içinde 1000 tane ben vardı. Ama şu anda biz o benlerin farkında değiliz ki. Uyuduğumuzda ama o benlerin birisinin içine giriyoruz. Uyuduğumuzda köpek bizi kovalıyor. Halbuki odada ne köpek var, ne şu var, ne bu var. Odayı unutuyoruz rüyamızda. Sevgilimiz at oluyor. Ağaçlardan tavuk topluyoruz. Hiç de yadırgamıyoruz. Diyoruz ki ne olacaktı ki zaten elma mı verecekti filan diye. Rüyada bir uyanıyoruz. Ay ne saçma rüyaydı diyoruz. Ölüm anında da bu dünya bize bu şekilde gelecek. İşte şimdiden biz eğer ki gerçeği duymaya cesaret edebilirsek, ki kapıyı çalabilirsek, arınma aydınlanmaya da olacak. O dediğiniz gibi yani o C-kareden C-küp'e geçmekle bir noktada alakalı. Ve burada dediğimiz gibi çevresel faktörlerde mesela nefes kendi içinde yine önemli. Birçok konular var tabii ki. Evet, çok sorular var. Eyvallah. Belirli şeyler yaşayanlar var, onları soruyor falan filan ama bayağı soruyor. Bunları okurken senin ölüm akışını... Ölüm başlı başına bir şey. Estağfurullah. Ölüm şey başlı başına bir şey. Oruç Ramazan'a da giriyoruz. Kendi aslımıza uruç etmek, kendi aslımıza miraç etmek, yüzümüzü kaplayan o örtülerden, algılardan onları aşmak, rucu, aslımıza rucu etmek. O açıdan Aynalı Baba'da o Raci vardı, Aynalı Baba vardı, Raci vardı. İnşallah o Ramazan yani gerçek anlamda bu asla rucu olur. Yani görülenden o görülmeyene, işaretten o hakikate geçiş olur ki zaten biz bunun sürecinde, bunun tekamülünde, bunun yolculuğundayız. Ve belki bu yolculuğu içerisinde yol aracılığıyla yolcuyu fark edebilirsek, yani o ilahi ben dediğimiz öz bene, yani Allah'a ulaşabilirsek, merkeze, o değişenler aracılığıyla değişmeyene ulaşabilirsek, faniler aracılığıyla bakiye ulaşabilirsek, hikayenin tamamıyla özeti bu. Evet. Başımıza bazı şeyler gelebilir, gelmeyebilir, ihtimaldir ama hepimizin başına gelecek olan o büyük dönüşümdür, ölümdür. Evet. Ve her gece işte biz aslında küçük çaplı bunu yaşıyoruz. Küçük çaplı yaşıyoruz. Kader. Kader aynı döngü içerisinde. Kader kullandığımız malzemeler. Matematik. Aşağı düzlem. Bıçak. Program yani. Program. Program. Ama o programı kullanan biziz. Peki kader değişir mi noktasında? Yani şu bardağı yerinde kullandıktan sonra bunu değiştirip değiştirmemekle ilgili bir davan olmaz. Yani bunu bu mesele değil. Mesele bunu doğru kullandığımda kaderim değişmeyecek ama kaderimi kullanma biçimim değişecek. Evet. O zaman kaderim de değişmiş aslında olacak. Yani bıçakla daha önceden bilinçsizken gidiyordum, adam öldürüyordum. Ama şimdi bıçakla yemek yapabiliyorum. Bıçak kader boyutunu, matematik program. Bıçağın bir programı vardır. Evet. Ama bu programı nasıl işleteceğim? O benim bilincime bağlıdır. O zaman cüzi iradede takılı kalmak, kaderin öğretmiş, kader içinde sıkışık, program içinde sıkışık bir insanın aklı onun kendi cüzi iradesidir. Ama kaderin, programın programcısına fark etmiş kişi külli iradeye bağlanır. O her şeyi yerli yerindedir öylece mantığında. Önce kabul eder, ondan sonra imkanlar dahilinde onu hikmetine göre, ilmine, irfanına göre kullanır. Bataklığı değiştiremezsiniz. Tevekkülle geliyorsun yani oraya. Bataklığı değiştiremezsiniz. Evet. Ama bataklıkta lotus yetiştirebilirsiniz. Hı-hı. Bataklık bir kaderdir, lotus da bir kaderdir. Hı-hı. Ama bataklıkta elini ayağını yıkamak hikmetsizliktir. Hı-hı. Birileri elini ayağını yıkıyor diye, birileri bataklıkta boğuluyor diye bataklık kötü değildir. Hı-hı. O onların problemidir, hikmetsiz kullandıkları için. Birileri işte ateşte yanıyor diye ateş kötü değildir.
O onların bilinçsizliğidir. O zaman şeylerin, Hazreti Mevlana öyle söylüyor, şarabın kendisi değil diyor. Şarabı içtikten sonra senden çıkan şeylerin kendisi haramdır diyor. Bilinçsizse şey, eğer ki. Birçok kişi hatta, şey der ya, para kötü insanı değiştiriyor yani, diyorum. Para kötü mötü değil. Değiştirmiyor ki. Seni ortaya çıkarıyor. Aynen. Paran yok diye yapamadığını, aynen, paran olunca yapıyorsan sen pek matah bir şey değilsin, aynen, yani. İşte cüzi iradede takılı kalmak bir noktada aynı o program içerisinde. Ama külli, evet, iradeye, bilince bağlandığımızda geçmiş ve, evet, geleceğin ötesi oluyor. İşte burada şunu maalesef söyleyenler var. Ne yapalım, kaderim bu, yaşıyorum. Kötülük yapıyor adam veya bilmem uykuda ne yapıyor. Hala bunun kaderi olduğunu zannediyor. Evet. Halbuki oradan işte çıkabileceğini bilmiyor. Oradaki özgür, aynen, irade ve içindeki gücün farkında değil. Bunu kader zannediyor. Burada sanıyorum bir de şey de var. Hani bu hayata gelirken şey, reenkarnasyona inanıyor. Bu hayata getirirken karmamdan ötürü bu kaderi aldım diyor ve bunu yaşıyor. Geçmişte ben bunu gene kendim aldım diyor ama şunun farkında değil. Orada zamansızlık olduğunu. Tabii. Yani tabii, onu her an burada, tabii, yapabiliyorsun. Yani atalarımızdan, dedelerimizden bir sürü genetik levh-i mahfuzumuzda kayıtlar var. Ve bu kayıtlar sadece atalardan gelmiyor. Şu anda bile bambaşka yerlerden veriler alıyoruz. Evet. Ve bilinçaltı tarlası. O firavunlar, onlar, her hepsi var, her şey var. Peki sen hangisisin bunların? Yani. Kimin içine giriyorsan kendini o zannedersin. Ama yukarıdan baktığında, Gurdjieff'in bir kitabı var ya, hepsi ve hiçbirisi diyor mesela. Hem hepsisin, evet, hem de hiçbirisisin. Aynen öyle. İçine girersen bir tanesi olursun, evet, çıkarsan öbürüne girersin öbürü, ama tanığı olursan hiçbirisisindir de. Evet. O zaman roller biz değiliz ama biz rollerleyiz. Rolleri kullanan aktördür. Önemli olan aktörün rolde takılı kalmaması, aktörün rol aracılığıyla aktör olduğunu hatırladıktan sonra rolü sağlıklı kullanması söz konusu. Evet. Annelik rolüne takılı kalmış bir insan sevgilisinin yanında da anne gibi davranır. Ama işte bunlar da biliyor musun şey yapılmış. Yani bak yine Orta Çağ'da geçeceğim. Evet. Orta Çağ'da başlayan o Hristiyanlıkla birlikte, yani bu dinler bir sapıttırılarak başlamış. Meryem Ana o kadar ön plana çıkarılıyor ki, evet, ve İsa'nın sevgilisi yok ortada. Yani hep Mevzeli, şimdi bile tabii, sanki birçok doğuda bilhassa bak, anne hem de yaşlandıktan sonra kıymetli. Yani kadın biraz hafif meşrep bir şey gibi. Kadın bile diyemiyor buradakiler bayan diyor. Oradakilerin bazısı avrat diyor. Avret yeri olarak görüyor kadını. Yani kadın bastırıldıktan sonra bunlar çıkıyor. Sadece bir dişil enerjinin arketipleri var. Bilgelik var, işte cinsellik var, annelik var. Yani anne olman için çocuk doğurman da gerekmiyor. Kadının içinde o arketip var. Var. O birleştirici, şefkat, koşulsuz, sevgiye olan sezgisel bedeni. Deyince İslam'ın, sezgiye de geçebiliriz. İslam'ın sembolü aydır. Hilal, ay. Kadın ay, enerjisidir. Kadın, Allah, tabii, isminde bile dişillik var. Evet. Dişil enerjidir. Çünkü dişil enerji, yani eril, sert, celaldir. Dişil onu alır ve kendi içinde eritir. Evet. İşte biz de o etken karşısında edilgen olabildiğimiz, eritebildiğimizde orada başka bir bilinç doğmaya başlıyor. Yani Matrix filmin şeyde vardı mesela, Yüzüklerin Efendisi, Harry Potter'da bir sahne vardı. Sarmaşıkların içine düşüyor. Sarmaşıklardan kurtulmaya çalıştıkça sarmaşıklar daha çok sarmaya başlıyor onu. Ve orada bir şeyin farkına varıyor. Diyor ki, siz diyor sertleştikçe o da sertleşiyor diyor. Siz diyor gevşeyin, onlar da gevşemeye başlıyor diyor. O zaman etki tepki zincirinin, etkinin karşısına direkt tepki vermek yerine etkiyi boşluğa alabilirsek, yani biz farkında olabilirsek, o zaman etki eskisi gibi tepki doğurmuyor. İşte kaderin kullanımın üstüne çıkmak, üstüne çıkmak ama gerekiyor. Oradan hikmetten azize çıkıyorsun yani. Tabii ki. Bu da hikmetle kullanıyorsun, evet, onu, evet, bir noktada. Hikmetli kullanmayı o etki tepki zincirinin üstüne çıktığında fark ediyorsun. Yoksa hep aynı şeyde yapıyorsun. Yani şu anda İstanbul tamamıyla düz bir arazi olarak verirse yine aynı binalar yapılacak. Evet. Yine aynı mantıkla yapılacak. Çünkü köşeli yapılar. Çünkü, evet, bir zihin bu çünkü. Evet. Asfaltlar yine aynı böyle yamalı yamalı. Ondan sonra çünkü zihin bu. Zihin bu anlamıyla evrensel bilince bağlanmadıktan sonra cehennemi doğuracaktır.
Ama evrensel bilince bağlandıktan sonra oradan siz yepyeni ilhamlar, bambaşka şeyler, ne mimariler var işte, gitmiştiniz orada, gördünüz. Bu bir muazzam sanattır. Ya, muazzam. Ve ilahi olan aslında muazzam bir sanatkardır yani. Cennet mimarisine bakın Kur'an-ı Kerim'de. Cennetteki mimariyi biz taklit etsek, o zaman bizim bilincimiz, farkındalığımız değişecek. Çünkü insan sürekli mayalanıyor. Yani kullandığınız bilgisayarın virüs alması bile sizin mantığınızı nasıl etkiliyor biliyor musunuz? Dışarıdan sürekli bana saldırı var. Değil mi? Tabii evet. ki. Ona antivirüs yapmalıyım. Evet. Ama siz işletim sistemi sağlam olan bir bilgisayara geçtiğinizde, virüs almayan bir sisteme geçtiğinizde, o zaman dışarıdan saldırı değil, benim işletim sistemim sağlam. İşte evet. bu ne demek? İhlaslı kullar üzerine şeytanın tesiri yoktur. Kesinlikle. Süleyman peygamber şeytanları da cinleri de kullanmış. Evet. Şeytan dediğimiz nedir peki? Evet. İnsandaki psikolojik olarak şehvet ve öfke şeytanıdır insanın. Evet. Ve bu şehvet öfkenin oluşturduğu duygusal, mitolojik noktada da bir sürü şeytanları da görürsünüz. Onları şeytan zannedersiniz ama aslında onun kaynağı sizin öfkeniz ve şehvetinizdir. Bir bakıyorsun ki her şey senmişsin zaten. Aynen. Ama la öfke dersen, öfkeyi aşabilirsen illa sevgiyi doğurursun. La şehvet dersen illaki şefkati doğurursun. Evet. İşte öfkeyi ve şehveti ilah edinirsek eğer ki o zaman şeytanın mimarisi olur bu. Ama bunu la çekebilir, tanık ilahi bilince intikal ettirebilirsek, bütüncül bilince, kadim bilince intikal ettirebilirsek, köklerini bulabilirsek o zaman illa işte Peygamber Aleyhisselam bir yerde diyor, benim şehvetim namaza dönüştü diyor. Evet. Yani sizler sadece ve sadece bedensel şehveti biliyorsunuz ve hazzı biliyorsunuz ama ben diyor o ilahi ve vecd ve evet. kozmik olanla bütünleşiyor. Evet. Neyse. Yani namaz dediğin miraç. Miraç. İşte bağlantıyı dönüşüyor. Kuruyoruz. Yani, bağlantıyı evet. kuruyoruz. Salat evet. olmuş oluyor. İşte Kubilay'cığım, burada bak canlı yayında sana bir şey yapacağım. Herkesin önünde şu ana kadar düşünmediğim bir şeyi söyleyerek. Öyle mi? Önümüz Ramazan ya. İstersen bu Ramazan programlarını beraber yapalım, ne dersin? Yani haftaya da bunu devam edelim. Neyin ne olduğunu, çünkü çok önemli. Davete icabet. Bir din yaşıyoruz, dini bilmeden. Olayların içinde şikayet ediyoruz kendimizi bilmeden. Yani birçok kişi siyasetçilere kızıyor. Türkiye'de de öyle, dünyada da öyle. O siyasetçiler kim? Biziz. Yani halk neyse siyasetçi o, yani uzaydan gelmiyor. Dolayısıyla bilincimizi değiştirdiğimizde binalarda değişecek, tabii, trafikte tabii. değişecek, siyasetçi de değişecek. Bütün mesele bir kişi de önemli. O bir kişi sizsiniz. Ve lütfen kendinizi değiştirin. Değiştirmek için hepimiz, yani hepimizden bahsediyoruz. Hepimiz o yolda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Zaman bitti Kubilay'cığım. Son bir şey söyleyeyim. Bir cümle. O kadar gürültülü bir şehirde yaşıyoruz ki. O kadar kaos, gürültülü. O okullara gittim, çocuğumun okuluna. Allah'ım o bağırtılar, çağır, gürültü, gürültü. Bu bütün frekansımızı bozuyor. Bozuyor. Sükun. Binalar bozuyor, gürültü bozuyor. Çok evet. kritik. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Haftaya söz mü? Tamam, haftaya beraberiz. Evet, iyi akşamlar efendim. Bugün de bu kadar. Haftaya buluşmak üzere.